Ahmet Kaya'nın ölümsüz eserlerinden Şafak Türküsü'nün solfejini yapacağız sizinle beraber. Bu eseri çalabilmek gayet keyifli, bir o kadar da basit çünkü karmaşık bir nota yapısına sahip değil. Önce eserimizin akordu hakkında bilgi alalım. Bu türkünün karar sesi si. Muhtemelen sizin bağlamanızın karar sesidir. Si karar sesi için alt teli mi yapıyoruz, orta teli la yapıyoruz, üst teli de si yapıyoruz. Ve şu gördüğüm yerden bütün tellere bir kere vurduğunuz zaman size si karar sesini verecektir. Türkümüz 4/4'lük ölçüde bir eser. Hemen nota yerlerini söylüyorum. Bakın la, si, do, re, mi, fa, sol, la notalarını kullanacağız. Gördüğünüz gibi söz bölümü için bu la'dan istifade edeceğiz. Onun dışında giriş bölümünde şu la'yı kullanmıyoruz arkadaşlar. Zaten giriş bölümünü sadece bu 3 parmağımızla kullanacağız. Birazdan göreceksiniz zaten. Eserimizde yapacağımız süslemeleri uygulamak istiyorsanız beni dikkatli bir şekilde takip edin. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki paylaşılan içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun. Bağlamaya aldığım mağazanın linki de açıklama kısmında, oradan enstrümanlara bakabilirsiniz. Benim referansımla iletişime geçtiğinizde indirim hakkı kazanacaksınız. Şimdi türkümüzün bir kısmını icra etmeye çalışalım. Ondan sonra eserimizi detaylı inceleyeceğiz. Gibi arkadaşlar eserle beraber icra etmeye çalıştım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden eserimizi notaya alalım. Eserimiz şu şekilde başlıyor. Bakın. Evet, buraya kadar bir çalalım bakalım. Gördüğünüz gibi burayı ikiye bölüyorum. Bakın şimdi. Es, re, mi, fa, mi, re, fa diyoruz. Bir kere daha. Es, re, mi, fa, mi, re, fa. Mızrap hareketim hep üst alt üst alt şeklinde. Es, re, mi, fa, mi, re, fa dedik. Ve kullandığım notalarda gayet basit notalar. Re, mi, fa, mi, re, fa şeklinde. Son kez. Es, re, mi, fa, mi, re, fa dedik. Daha sonra şu hareketi yapıyoruz. Yani mi re do mi re do si la si diyoruz. Bir kez daha. Mi re do mi re do si la si. Son kez. Mi re do mi re do si la si. İkisini birleştirelim. Es re mi fa mi re fa mi re do si la si diyoruz. Bakın si'de kaldım. Solfejsiz. Yapacağımız süsleme de şunlar arkadaşlar. Bakın. Ne yaptım burada? Es, re, re, mi, fa diyebilirsiniz. Bakın. Ve re, re derken buradaki fa'ya çarpma yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu bir. İkincisi. Gördüğünüz gibi her fa'dan sonra şu sole çarpma yapıyorum. Es, re, mi, fa, mi, fa, mi. Bakın fa, mi derken oradaki ses değişikliğini solle yapıyorum. Es, re, mi, fa, mi, re, fa, mi, re. Gördüğünüz gibi. Es, re, mi, fa, mi, re, fa, mi, re. Bakın mi, re. Mi'den re'ye geçerken de fa'ya bir çarpma. Mi re do mi re do si la si. Ve do'ya gelirken de arkadaşlar burada gizli bir fa yapıyorum. Bakın. Umarım fark etmişsinizdir. Mi re do mi re do. Bakın re fa do aslında.
Ondan sonra si la si. Gördüğünüz gibi si'de de yapacağım süsleme açık. Si la si. Birleştirelim. Es, re, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, do, mi, re, do, si, la, si. Daha sonra eserimiz şu şekilde devam ediyor. Bakın. Gayet basit. Yani si, re, do, si, si, la, la. Bir kez daha. Si, re, do, si, si, la, la. Fark etmişsinizdir. Si, re, do, si. Re'den do'ya gelirken arkadaşlar re'ye bir fa çarpması yapıyorum. Si, re, do, si. Yani si, re, fa, do, si yapıyorum. Si, re, do, si, si, la, la şeklinde. İki kısmı birleştirelim. Solfejli bir şekilde söylüyorum. Es, re, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, do, si, la, si. Si, re, do, si, si, la, la şeklinde. Eserle beraber icra edelim bakalım. Evet, duyduğunuz gibi arkadaşlar şeklinde bir ara namemiz var. Yani şunu yaptıktan sonra ne yaptık? Si, re, do, si, si, la, la, mi, mi, es, re, mi, fa şeklinde gidecek. Biraz da ona değineceğiz. Ama şu ara geçişi bir netleştirelim. Si, re, do, si, si, la, la dediniz. Ondan sonra mi, mi, es. Sondaki mi'de süsleme yapmayı unutmayalım. Bakalım aynı mı? Aynen. Mi, mi, es. Daha sonra aynı kısım bir daha çalınıyor. Re, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, do, si, la, si. Si, re, do, si, si, la, la dedik. Bakın şimdi bu iki kısmı birleştirelim arkadaşlar. Ara geçişle beraber. Hazır. Evet, gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar burası bir kez icra edildi. Bundan sonra bir kere daha aynı yeri icra edip söz bölümüne geçiyoruz. Yani aslında mantık şu. Bakın. Es, re, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, do, si, la, si, si, re, do, si, si, la, la. Burası var ya 4 defa icra ediliyor arkadaşlar. 4 defa icra edildikten sonra söz bölümüne geçiliyor. Şimdi ben burayı eserle beraber 4 defa bakın siz de sayabilirsiniz. Solfej dedikten sonra söz bölümüne geçeceğim. Hazır. En baştan alıyorum. Sayın siz de benimle beraber. Re, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, do, si, la, si, si, re, do, si, si, la, la, mi, mi, es. Re, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, do, si, la, si, si, re, do, si, si, la, la, es. Re, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, do, si, la, si, si, re, do, si, si, la, la, mi, es. Re, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, do, si, la, si, si, re, do, si, si, la, la. Bu arada bunu orta telden de icra edebilirsiniz. Yani re, mi, fa notalarını şeklinde kullanabilirsiniz. Zaten orta telden 10. perde re, 13. perde mi ve yandaki fa arkadaşlar. Bakın. Es, re, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, do, si, la, si şeklinde. Üstteki la'dan da istifade edebilirsiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama biz buraya çok girmeyelim. İlk etapta çalıyorsanız alt telleri kullanın. Şimdi gelelim söz bölümüne. Söz bölümünde de çok ufak bir yer farklı. Ondan sonraki kısım zaten ilk başta çaldığımız kısımla aynı. Bakalım şimdi. Söz bölümünü sazla beraber çalıyorum arkadaşlar. Dinleyin. Thank you.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi zaten ilk başta çaldığımız yerde fark etmişsinizdir muhtemelen. Şimdi eser şu şekilde başlıyor, söz bölümü. Bakın. Es, do, re, mi, mi, es, mi, 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 es diyoruz. Bir kere daha. Es, do, re, mi, mi, es, mi, 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 mi. Buraya es'i bilerek ekliyorum arkadaşlar. Dolduruyorum orayı. Es, do, re, mi, mi, es, mi, 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 es. Daha sonra gördüğünüz gibi, yani mi la sol fa mi re mi diyoruz. Bir kez daha mi la sol fa mi re mi. Son kez mi la sol fa mi re mi. Gördüğünüz gibi la'dan geri geri gelirken her geri gelişimde son kullandığım notaya bir çarpma yapıyorum. Bakın. Mi la sol fa mi re mi dedik. İki kısmı birleştirelim. Es do re mi mi es mi 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 es mi la sol fa mi re mi. Şimdi bunu yaptınız ya arkadaşlar. Bir de bunun geçişi var. O da aynı şekilde mi la sol fa mi re mi diyoruz. Lütfen kafanız karışmasın. Söz bölümü şu şekilde bakın. Es do re mi mi es mi 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 es mi la sol fa mi re mi. Bunu yaptınız ya, bir de bunun geçişi var. Şimdi eserle beraber göstereyim arkadaşlar, daha net olur. Bakın. Bunu yaptık, geçiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra kapıda adımı sorma kısmı. Bakın. Gördüğünüz gibi aynı şeyi bir daha çaldım. Yani do re mi mi es mi 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 es mi la sol fa mi re mi mi la sol fa mi re mi. Bunu iki defa çaldığınızda saçlarına yıldız düşmüş kısmı zaten. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma annem. Yani arkadaşlar, re mi fa mi re fa mi re do si la si si re do si si la la mi mi şeklinde devam ediyor. Şimdi söz bölümünü saçlarına yıldız düşmüş kısmına kadar solfejliyorum. Daha sonra aldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Zaten pek bir şey kalmıyor. İlk çaldığımız bölümle aynı kısma geri gelmiş oluyoruz. Es do re mi mi es mi 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 es mi la sol fa mi re mi. Es mi la sol fa mi re mi. Es do re mi mi es mi 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 es mi la sol fa mi re mi. Es mi la sol fa mi re mi dedikten sonra re mi fa mi re fa mi re do si la si si re do si si la la mi mi. Es re mi fa mi re fa mi re do si la si si re do si si la la diyoruz ve eserimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ondan sonra zaten şan bölümü bitiyor ve aynı yeri bir daha çalıyoruz. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi eserimiz bu şekilde. Aynı notaları uygulamaya çalıştık. Sizinle beraber çıkarttık notaları. Dinledik ve dinlediğimizi notaya aldık. Kısa sap bağlamamızı aldık. Umarım verimli bir solfej çalışması olmuştur. Dönütlerinizi muhakkak bekliyorum. Yapmamı istediğiniz eserin solfeji varsa yazabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki paylaştığımız içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.